Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 31 Mart 2023 günlerden Cuma günündeyiz. Haftanın son günü. Dışarıda bir kar yağışı hakim. Havalar soğuk. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün biliyorsunuz sağlık alımının ikinci alımı oluyor böyle. Yani tıbbi sekreterliklere değineceğim. Geçen videomda işte sağlık alanındaki sağlık teknikerlerinin işte olası tahminlerimi sizlere belirtmiştim. Nereye dikkat etmeniz veya kaça düşebileceğini söylemiştim. Bugün ise sadece tıbbi sekreterlikleri ele alacağım. İşte tıbbi sekreterliklerin bu kadar biliyorsunuz ki yüksek bir alım. Yani bu alım sadece bu tercihte 16.463 kişi alacak. İşte sapmalar ne kadar olur, puanlar kaça kadar düşecektir bunlara değineceğim. Ondan sonra bu bölümün fazla olması yani fazla kişi alması diğer bölümlere nasıl bir olumlu ve olumsuz yönü olacak buna değineceğim. Ve bundan sonraki alımlarda tıbbi sekreterlikte nasıl bir kontenjan açılır, fazla verilir mi, verilmez mi? Bunlara da bir bir değineceğim. O zaman gelelim arkadaşlar. İşte bu alımda biliyorsunuz 3 Nisan'a kadar tercihleri verebilirsiniz. Bu tercihlerden hani 16.463 kişiyle nasıl bir sapma olacaktır? Şöyle diyelim. Tercih verirken şunların bilincinizde olmasını istiyorum. Bunları bilin yani. Halihazırda öğrenci olup da hala yani yüksek alan, sizden yüksek alan en azından, sizden yüksek alan öğrencilerin olduğunu unutmayın. İkinci bir husus, sınava girip sizden yüksek almış olup atanmış memur veya yani de çalışıyor olduğu bir kişilerin olduğunu unutmayın. Bu iki. Üç. Bu tabii üçüncüsü biraz size şey yapmayabilir ama üç. Tıbbi sekreterlik okumuş. Aynı zamanda başka bir bölüm de okumuş. Yani örnek veriyorum AT de okumuş. Anestezi okumuş. Oran arkadaşlarımızın da olduğunu unutmayın. Yani tabii biliyorsunuz ki dördüncüsünü de hani sizden yüksek alıp da birinci alımda yerleşen arkadaşlarımız da var. Bunlar göz önüne bulundurduğumuzda bu ikinci alım birinci alıma göre daha sapmaların ve daha bizi şaşırtabilecek olmaz dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yani benim tipik sekreterken beklentim puanların en az 64'ü bulabileceğini, 64'ünün altına 63'e bazen de makas atabileceğini düşünüyorum. Tabi burada sapmalar olduğu için böyle 63'e falan makas atabilir. İkincisi, puanlar biliyorsunuz ki böyle genellikle 65-70 bandında çok yığılma oluyor. Yani o 70 bandında aşırı derecede bir yığılma söz konusu oluyor. Bundan dolayı mesela 70,30'a kapatmış, değil mi? Evet, 70,30'a kapatmış. 70 bandında biz yığılmayı göz önüne bulundurduğumuzda işte hani puan olarak yani diyelim ki 65'in altına 63, 62, 61'e vurmayabilir. Çünkü yığılma söz konusu olduğu için benim beklentim 64 ama 64'ün altına da makas atabileceğini düşünüyorum. Yani buna da değindikten sonra şöyle tercihlerinizi verirken arkadaşlar şuna da muhakkak dikkat edin. Eğer yüksek diyelim ki baktığımızda mesela İstanbul'daki çoğu hastane 400'ün, 500'ün, 400-500 gibi bir alımdan yani tek seferlik alıyor böyle. Buralarda sapmaların daha veya sizin puanı düşük olan arkadaşlarımız buraları tercih edebilir. Buradaki yani sizin atanma ihtimaliniz yüksek. İkinci bir husus ise birinci alımda yani tercih verip de yani diyelim ki istediği yeri adam istediği yeri tercih vermek istiyor. İstediği yeri tercih vermiştir, gelmemiştir. Puanı sizden yüksektir. İkinci alımda yani bu alımda onun istediği yere gitme o ihtimali yüksek olduğu için bunlar da yani o alımda biraz sapmaya neden olabilir. Yani bizi şaşırtabilecek durumlar olabilir. Aynı zamanda işte biz bu 15 bin küsürü çıkardığımızda biliyorsun üniversite hastaneleri aldı. Biz bunları şey yaptığımızda bunlar da sapmaları, bunlar da puanların düşmesini de etkili olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimiz hani bu tıbbi sekreterlikteki yüksek alım
diğer bölümlere nasıl bir avantajı veya dezavantajı olabilir? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Tıbbi sekreterlik okuyup da veya sağlık teknikerlerinin herhangi birisini okuyup da tıbbi sekreter okuyan var. Yani şöyle. Hem tıbbi sekreterlik okumuş, hem anestezi okumuş. Hem tıbbi sekreterlik okumuş, hem ATT okumuş. Bu tür olan arkadaşlarımız da yani mantıken yani doğrudan şöyle düşünüyor. Yani tıbbi sekreterlikte atama ihtimali yüksek olmasına rağmen ben niye diğerlerinden şansımı deneyip tıbbi sekreterlikten tercih verebilir? Bunları da göz önüne bulundurduğumuzda diğer bölümler yani diğer sağlık teknikerlerinden de sizin şansınızın artabileceğini yani hatta anesteziyle ATT'de okuyup da tıbbi sekreter okuyan arkadaşlarımız çok var. Hele bu 2020 işte 2019'dan sonraki 2020 başlayan pandemiyle birlikte bu bölümü okuyan çoğu arkadaşımız oldu. Bunlar da tabii hem diğer sağlık teknikerlerinin puanlarının düşürmesine vesile olacaktır. Hem de sapmaları öngöremez hale gelebilecek. Yani çok büyük bir sapma olacağını düşünüyorum. Tabii yine beklentim 64 bandında bir kapanış olacağını düşünüyorum. Onun nedeni ise 70 bandında büyük yarılmaların söz konusu olduğu. Bir diğer husus arkadaşlar şu anda halihazırda neredeyse 20 ile 30 bin arasında bir öğrenci kitlesi var tıbbi sekreterlikte. Biz bunların işte sınava girdiğini düşünürsek, biz bunların sizden daha yüksek puan aldığını düşünürsek, bilakis şu anda öğrencilerimiz var. Yani böyle baktığımızda 70 bandında, 70'in üzerinde çoğu arkadaşımız var. Ama 70 bandında bir yığılmanın da olduğunu görüyoruz. Eğer bu yığılma olursa böyle hani diyorum ki, onun için diyorum ki sürpriz beklentiler olabilir. 64'ün altına da makasların atabileceğini düşünüyorum. Çünkü halihazırda 20 bin ile 30 bin arasında bir öğrenci kitlesi var. Ve bu öğrencilerin de eğer sınava girdiğini, şey yaptığını biz varsayarsak bunlar bir nevi tercih veremedikleri için düşük alan arkadaşlarımız buradan atanma ihtimalleri artıyor. Bunlar da unutmayın tabii. Tabii yine altını çizmek istiyorum. Gitmek istemediğiniz veya çalışmak istemediğiniz bir yer olsun, bir il olsun tercih vermeyin. Oranın kontenjanını ya da gitmek istemediğiniz kontenjanı tercih vermeyin ki gitmek isteyen arkadaşlarımız gitsin. Ona da dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Bir başka husus da yani daha bir başka husus da şu anda hali hazırda işte bu bölümü okumak isteyenler bir tereddütleri var. İşte yüksek alımlar olduğu için bundan sonraki alımlarda işte tıbbi sekreterliklere bu kadar kontenjan verilir mi? Ya da alıma çıkar mı gibi sorular çok geliyor. Yani ben de bugün bir üniversite hazırlayan bir öğrenci olsaydım ben de bunları düşünürdüm. Yani yarın öbür gün bunun önü kapanır mı gibi sorularla karşılaşabilirdim. Yani bunun bir örneği de ilahiyatta olmuştu. İlahiyat biliyorsun bir dönem çok çok ve yüksek yüksek alımların olduğu bir bölümdü. Ama şu anda yani önü kapanmış bir durumda. Halihazırda halen daha bekleyen arkadaşlarımız var o ilahiyatta. İşte tıbbi sekreterlikte de böyle bir durum olabilir mi diye çok sorular var. Ve çok da doğal bir soru. Önemsediğim bir soru. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte tabii seçim var. Seçimden sonra seçim rengi kime bakar, neye bakar bilmiyoruz şimdi. Ama muhakkak yine sağlık alanında işte ben demiştim. Haziran sonrası işte en geç Ekim, Kasım, Aralık gibi üçüncü bir alımın Sağlık Bakanlığı'nda olunabileceğini düşünüyorum. Yani bekliyorum. Ekim, Kasım, Aralık'ta bir 2022 KPSS ile tabi lisansa değil bir alımın daha olabileceğini düşünüyorum. Yani bu alımda işte tipi sekreterliklere tabi kontenjan muhakkak verilir ama bu kadar yüksek bir kontenjan verilir mi? Sanmıyorum. Ama ilk gelip beklenen 2024'ün ta ortalarına kadar yani 2024'ün KPSS sınavı gelmeden işte hani olabilecek alımlarda tıbbi sekreterlik en yüksek verebileceği kontenjan 500 ile 1000 arasındadır. Yani belki 500'e geçmez, belki 1000'i geçmez ama verebileceği en yüksek miktar 500 ile 1000 kişidir. İkinci bir husus ise yani tıbbi sekreterlik yeni bir bölümdür. Yani genç, dinamik bir bölümdür. Zaten ülkemizde de son yani neredeyse
2014'ten beri, 2014'ten beri yıldızını parlatan bir bölümdü yani. İşte daha ön plana gelen, yani daha genç, yeni başlamış bir şey olduğu için, hani emeklilikte yaşa takılanları biz öngördüğümüzde veya hani yaşı gelip de emekli olanları gördüğümüzde, bu kamu alanları, yani tipik sektördeki alanların şu anda boşalacağını düşünmüyoruz. Yani çünkü genç bir dinamiğe sahiptir. Bunlar da tabii tipik sektördeki önümüzdeki yıllarda, yani 2024'ten sonra bu bölüm alım sayısının düşebileceğini düşünüyorum. Yani öyle ki 100'lere, 200'lere, 300'lere kadar düşebilecektir. Ama tabii tipik sekreterlik baktığımızda, yani şöyle geleceğe baktığımızda, tipik sekreterlik harbiden ihtiyacın sürekli olabileceği bir bölümdür. İşte bunun devlet hastaneleri vardır. Yani sürekli hastaneler yapılıyor. Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi şeyler açıldığı için böyle tipik sekreterlik muhakkak ihtiyaç duyulacaktır. Ama böyle köklü bir, yani böyle ağır yüklü bir şekilde kontenjan açacaklarını düşünmüyorum. Ve halihazırda bir 2 yıllık olduğu için böyle sürekli mezun veriyor. Sürekli mezun verdikleri için de bu bir nevi bir noktadan sonra sizin rakip olabileceğiniz kişiler artacak. Tıpkı paramedik gibi, ATT gibi, bu bölümlerde mesela bir zamanlar çok iyiydi ve halen de çok iyi olmasına rağmen çok fazla mezun oldukları için bu, yani yüksek çok fazla kişi alıp almaması bir şey değiştirmiyor. Bunları da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Evet, demiştik. Benim beklentim 64. 64'lü kesin bulur. 64'ün altına da muhakkak makas atabilir. Çünkü halihazırda mezun olan, mezun olmayan öğrenci olan arkadaşlarımız var. Mezun olup işte memur olup da sınava giren, sizden yüksek alan arkadaşları da var. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekir. Hani başka merak ettikleriniz bir şey var mı? Sorularınıza bakalım böyle. Başka herhangi bir soru yok. Tabii sorularınız varsa yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben de elimle geldiği kadar, tabii aynı zamanda çalıştığım için her zaman aktif olamıyorum veya yorumlara bazen ulaşamıyorum. Merak ettikleriniz varsa yorum kısmına belirtiniz. Ben elimle geldiği kadar ya yorum kısmında ya video çekerek sizlere anlatacağım inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tercihlerinizi 3 Nisan'a kadar verebilirsiniz. Tercih verdikten sonra 30 lira gibi bir ödemesi var. Ödemeyi de yaptıktan sonra, ödeme de 4 Nisan'a kadar sürüyor. İşte hani inşallah güzel günler olur. Gönlünüzce yerler şey yapar, kazanırsanız, şey yaparsanız hem kendinizi hem ailenizi sevindiririz. Çok 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 önemlidir. Ama muhakkak puanlarınızı değerlendirin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah.